Merhabalar, ben Kerim Koçak. Yine birbirinden teknolojik 10 elektrikli bisikleti sizinle paylaşacağım. İlk modelimiz Fido V11. Sık sık karşımıza çıkan elektrikli bisiklet modellerinin en yenisi katlanabilir formdaki Fido D11 oldu. Elektrikli bisiklet pazarı büyümeyi sürdürüyor. Bu pazarın nadiren denk gelen katlanabilir modellerinden Fido D11, taşınabilirlik ile elektriğin konforunu bir araya getiriyor. Toplam 12.9 ağırlığı bulunan bisiklet, doğal olarak ufak lastikler ile geliyor. Katlandığı zaman bir otomobilin bagajına rahatlıkla sığdırılabilen model, aynı zamanda toplu taşımaya binme konusunda da büyük kolaylık getiriyor. Arkasında yer alan 250 watt gücündeki elektrik motoru ile 25 km hıza çıkabilen bisiklet, tele altında yer alan 410 volt pil paketi ile ekonomi modunda 62 km kadar yol yapabiliyor. Sunduğu menzil, şehir içi kullanımı ya da akşam turları için fazlasıyla yeterli olan Fido D11, gece kullanımı için yerleşik ile aydınlatma sistemi de taşıyor. Önde ve arkada disk frenlerin kullanıldığı katlanabilir model, şimdilik mavi renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Çok da sürpriz olmadığı üzere bünyesinde süspansiyon sistemi yer almayan elektrikli bisiklet, standart dişli vites ve zincir sistemi kullanıyor. Indiegogo sayfasından satışa sunulacağı aktarılan bisikletin satış fiyatı $799 seviyesinde yer alıyor. Bu fiyat birçok kullanıcı için fazlasıyla alınabilir bir seviyede yer alıyor. Kickstarter üzerinden başlatılan yeni bir proje, trafiğe ve çevre kirliliğine karşı yeni bir çözüm getireceğe benziyor. Kickstarter üzerinden fon desteği toplamaya başlayan Volta isimli elektrikli bisiklet, Kaliforniya merkezli bisiklet şirketi Pure Cycles'ın imzasını taşıyor. Şirketin ilk elektrikli bisikleti olan Volta, tek bir şarjla ekonomik moddayken yaklaşık 65 km menzil vaat ediyor. Saatte maksimum 32 km hıza ulaşabilen bisiklet, karanlık olduğunda otomatik olarak ışıkları açabiliyor. Otomobillerde olduğu gibi fren sinyaline de sahip olan bisiklette küçük bir gösterge ekranında bulunuyor. Bu ekran üzerinden sürücüler mevcut hız durumunu veya şarj seviyesini görüntüleyebiliyor. Şirketin belirttiğine göre Volta 2 saat gibi bir sürede şarj edilebiliyor. Bisikletin sunduğu özellikler ise bunlarla sınırlı değil. Volta'da akıllı bisiklet teknolojisi bulunuyor. Gizli GPS bağlantı desteğine sahip olan bisiklet, çalınması durumunda sürücülerin akıllı telefonlarına bildirim gönderebiliyor. 24 saat boyunca iOS için geliştirilen uygulama üzerinden bisikletin yerini takip edebilmek de mümkün. 15.8 kilogram ağırlığındaki bisikletin gövdesinde alüminyum malzemenin tercih edildiğini söyleyelim. Üretim için gerekli $75.000'lık fon desteğini çoktan geride bırakan Volta, şimdiye kadar yaklaşık $126.000 fon desteği toplamış durumda. Ağustos ayında ilk sevkiyatı başlayacak bisikletin fiyatı ise yaklaşık $1500 olacak. Bir sonraki modelimiz sırt çantasında taşınabilen katlanabilir elektrikli bisiklet Smart Circle S1. Genellikle Kickstarter ve Indiegogo fon desteği toplayan ilgi çekici katlanabilir bisikletlere bir yenisi daha eklendi. Smart Circle S1 isimli bisiklet katlanabilir yapısıyla tüm dikkatleri üstüne çekiyor. Sadece 5 basit adımda hızlı bir şekilde katlanabilen bisiklet bir sırt çantasında taşınabiliyor. Dünyanın en küçük ve en hafif elektrikli bisikleti olarak lanse edilen Smart Circle S1 yaklaşık 7 kilogram ağırlığında. Piyasada satılan bisikletlerle kıyasladığımızda oldukça hafif olduğunu söyleyeceğimiz elektrikli bisiklet gücünü 200 wattlık motordan alıyor. Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen S1 güçlü Samsung pile sahip. 2,5 saatte pili şarj edilebilen bisiklet tam dolu pille 20 kilometreye kadar menzil sunuyor. Maksimumda yaklaşık 20 kilometre hıza ulaşabilen bisiklet 100 kilogram ağırlığa kadar yük taşıyabiliyor.
iOS ve Android platformları için geliştirilen uygulamalar, espri kilitlemeye veya kilidi açmaya, pil durumunu görüntülemeye, hızı ayarlamaya ve tercihleri değiştirmeye imkan sağlıyor. Üretim için gerekli fon desteğini çoktan geride bırakan SmartCircle Esprit, Ekim ayında $649'dan satışa sunulacak. Elektrikli bisiklet pazarına dahil edilen yeni modellerin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer karşımızda yine çok iddialı bisikletlerden Nireka Prime bulunuyor. Indiegogo üstünde destek aramaya başlayan elektrikli bisiklet Nireka Prime ilk olarak tasarımsal anlamda çok dikkat çekiyor. Zorlu araziler özel olarak hazırlanan ve genel olarak çok kaslı duran model, modern bir çizgiye sahip olduğundan görünüşüyle kesinlikle ön plana çıkmayı başarıyor. Özellikle turuncu rengi oldukça beğenimizi kazandı. Kalın lastikleriyle kum olmak üzere her zeminde rahatlıkla gidebilecek türden. Merkeze konumlandırılan Bafang M620 elektrik motoruyla tam 1000 watt güç ve 160 nanometre tork üreten Nireka Prime bu motorla 60 km hıza çıkabiliyor ve 480 watt kapasiteli piliyle 50 km menzil sunuyor. Toplam ağırlığının 26 kilogram olduğu aktarılan bisiklet önde ve arkada disk frenler barındırıyor. Bidonunda Bafang'ın hız ve pil ömrü konusunda bilgi veren ekranını taşıyan araç 10 vites Shimon Deor üstüne kuruluyor. Tamamen su geçirmez olarak tasarlanan bisiklet bu açıdan her türlü aksiyonda sorunsuz olarak görev yapabilecek kapasitede. Nireka Prime elektrikli bisiklet çok iddialı görünüyor. İlginç olarak süspansiyon sistemine sahip olmayan ve burada gövde salınımından yararlanan model tahmin edebileceğiniz üzere pek de ucuz değil. Yine de birçok benzerine göre yüksek fiyata sahip olmayan model $1999'dan satışa sunulmuş durumda. Birçok farklı özelleştirme seçeneği de sunulan bisikletin direkt olarak firmanın internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Giderek popülerleşen elektrikli bisiklet alternatiflerine bir yenisi Karmic'ten geliyor. Geçmişte geliştirdiği modellerden edindiği tecrübeyi Oslo'ya yansıtan Karmic, fütüristik bir tasarımla karşımıza çıkıyor. İlk bakışta Oslo pedalsız, üzerine oturulabilen küçük kalın tekerlekli e-scooter modellerinin büyük versiyonu gibi görünüyor. Rahat bir sürüş deneyimi sağlamak için geniş bir seleğe sahip olan bisiklet, pedal tasarımında da farklılığa gidiyor. Söz konusu pedallar kullanıcıya yardımcı olurken, elbette hiç pedal çevirmeden de bisikleti kullanmak mümkün oluyor. Oslo, ikinci sınıf elektrikli bisikletler arasında kendine yer buluyor. Bu da pedallarla desteklenen bisikletin motor gücünün maksimum 32 km olduğu anlamına geliyor. Elbette yokuş aşağı inerken daha da fazla hızlanmanız mümkün. Ancak bisikletin kendi motoru daha fazlasını üretemiyor. Elektrikli bisiklet talebi artıyor. Bisikletin standart pil paketi 32 km'lik menzil sunuyor. Oslo'nun Eco, Normal ve Boost olmak üzere 3 farklı pedal modu bulunuyor. Bisikletin sunduğu menzilin kullanıcının pedal kullanımına, sıklığına göre değişeceği de kaydedilmiş. Oslo'nun bu açıdan kullanıcıyı pedal kullanmak için cesaretlendirdiğini söylemek mümkün. Oslo 480 wattlık bir pille geliyor. Ayrıca opsiyonel olarak 960 wattlık bir pil paketi üzerinde çalıştırıldığı da belirtiliyor. Alüminyum çerçevesi ve termoplastik gövdesiyle yaklaşık 20 kilogram ağırlığında olan bisiklet pek çok alternatif modelden daha hafif olsa da sunduğu güç açısından da bir parça geride. Kickstarter'da kullanıcıların destek bekleyen Karmic, $1499'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Elektrikli bisiklet modelinin Ocak 2020'de destekçilerine ulaştırılması bekleniyor. Evet, bir sonraki elektrikli bisikletimiz Specialized'dan geliyor.
elektrikli bisiklet pazarına yine çok dikkat çekecek bir model eklendi. Bu modelin arkasında pazarın önemli firması Specialized yer alıyor. Elektrikli bisiklet dünyasında her zaman özel modellere imza atan Specialized, bu sefer Turbo Vado SL modeliyle karşımızda. İsimdeki SL takısının açılımı Super Light olan, çünkü 14.9 kilogram gibi düşük bir ağırlığı bulunan bisiklet, görebileceğiniz üzere şehir kullanımına özel olarak çok ince bir gövdeye ve lastiklere sahip. Bünyesinde standart bir süspansiyon sistemi yer almayan bisiklet, bunun yerine gidona gizlenmiş bir süspansiyon benzeri darbe emiş sistemi kullanıyor. Bunun bozuk yollarda çok ciddi fark yarattığı aktarılıyor. Gizli süspansiyon sistemine sahip karşımda çıkan ilk model olan Turbo Vado SL, görebileceğiniz üzere gece kullanımı için yerleşik L sistemine de sahip. Bu kadar ince yapısına rağmen gövdesinde entegre edilebilen 320 volt piliyle 128 km menzili bulunan model, aktarıldığı kadarıyla 45 km hıza çıkabiliyor. Ortasında 240 watt gücünde bir elektrik motoru yer alıyor. Turbo Vado SL menzil arttırıcı sisteme de sahip. Ortaya takılan su matarası benzeri bu ekstra pil ile elektrikli bisiklet tam 200 km menzile çıkış yapabiliyor. Aslında gündelik kullanım için buna hiç de ihtiyacı bulunmuyor. Specialized Turbo Vado SL gerçekten albenisi yüksek bir bisiklet. Peki bu kadar güzel detayın karşılığı nedir? Akıllı telefon uygulaması üstünden çok detaylı özelleştirmeler sunan ve bilgiler veren bisikletin açıklanan yurt dışı satış fiyatı 3.350 dolar seviyesinde yer alıyor. Yani her zaman olduğu gibi Specialized'dan uygun fiyatlı bir bisiklet beklemek pek de mümkün değil. Urban Engineering tarafından hazırlanan bir bisiklet. Gayet güzel bir tasarımı var. Urban Engineering tarafından hazırlanan harika bir elektrikli bisiklet karşımıza bulunuyor. Bu model Plaz Zirch adına sahip. Elektrikli bisiklet pazarı büyümesini sürdürüyor. Bu pazarın son dönemdeki gerçekten en iddialı modeli Plaz Zirch ilk olarak tasarım ile dikkat çekiyor. Elektrikli olduğunu kesinlikle belli etmeyen ve bu açıdan birçok kişiyi memnun eden model genel olarak çok ama çok şık görünüyor. Mat sarı rengini fazlasıyla beğendiğimiz bisiklet şehir içinde kullanıma uygun. Önde ve arkada Shimano disk frenlerin kullanıldığı model yerleşik olarak bir aydınlatma sistemi taşıyor olmasıyla da sevindirici. Bu LED temelli sistem gövdeye gerçekten etkileyici şekilde entegre edilmiş durumda. Üstte yazıcıyla hazırlanan parçaların kullanıldığı Urban Engineering Plaid Zirch açıklandığı kadarıyla arkada yer alan 450 watt 40 nanometre tork üreten motoruyla 25 km hız yapabiliyor. Menzili 250 volt pil paketiyle 80 km olarak açıklanan model, burada özel bir menzil arttırmak eklentisine de sahip. Bu eklenti sayesinde 1.60 km menzil daha elde edilebildiği aktarılıyor. Bu da şehir için fazlasıyla iyi duruyor. Çok hafif olan ve görebileceğiniz üzere standart zincir sistemi kullanmayan elektrikli bisiklet pazardaki en iyi seçenekler arasında yer alıyor. Şehir içerisinde pedal desteğiyle rahatlıkla yol alınmasına imkan tanıyan modelin tek kötü yanı ise fiyatı. Model için açıklanan fiyat tam 4.150 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu gerçekten yüksek ve modeli için çok kısıtlı bir kitlenin alabileceği anlamına geliyor. Etkileyici görünen bir model Zone. Elektrikli bisiklet dünyasında bir standart modeller, bir de sınırlı zorlayan fütüristik modeller bulunuyor. Zone burada ikinci bölümde yer alıyor. Zone elektrikli bisiklet modeli Indiegogo üzerinden destek arayan gelişmiş bir model. Burada 50 bin dolar toplamayı hedefleyen ve henüz bunun başında olan bisiklet
ilk olarak tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gerçekten de çok fütüristik görünen geleceğin ulaşım aracı farklı renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Gerçekten bir konsept gibi görünen ancak Indiegogo üstünden satışa çıkan model iki farklı motor ile elde edilebiliyor. Arkada yer alan motor istenirse 250 watt, istenirse 750 watt gücünde elde edilebiliyor. 250 watt motor ile bisikletin 32 km hıza çıkabildiği, 750 watt motorla ise 45 km hızı bulabildiği aktarılıyor. Burada pedal desteği sağlaması yanında motosiklet gibi de kullanılabilen Zon 576 watt kapasitesinde çıkarılabilir bir pil paketiyle geliyor. Bu pil sayesinde bisiklet 50 ila 75 km arasında bir menzil sunuyor. Bu menzil kullanıma ve yolun şartlarına göre değişiyor. Karbon fiber ve alüminyum malzemelerden üretilmesi sayesinde toplam ağırlığı 22 km olan Zon pilini 4 saat içerisinde tamamen doldurabiliyor. Zon gerçekten hayalleri süsleyecek bir elektrikli bisiklet olmuş. Menzil ve hız gibi bilgileri ortasında yerleştirilen dokunmatik ekran üzerinden gözler önüne seren bisiklet gece kullanımı için yerleşik led aydınlatma sistemlerine sahip. Hidrolik disk frenler kullanan ve fren yapıldığı zaman oluşan enerjiyi kullanabilen Regenerative Braking elektrikli bisiklet modeli merkezi bilgisayar sisteminde yapay zekadan yararlanıyor ve böylece kişiye özel ayarları otomatik olarak uygulayabiliyor. Bu kadar güzel bir bisiklete tek kötü yanı ise yine fiyatı oluyor. Bu modelin normalde başlangıç fiyatı 3.999 dolar seviyesinde yer alıyor. Ancak Indiegogo projesi sayesinde bu modele 1999 dolara sahip olunabiliyor. 750 watt motorlu versiyon ise 2199 dolar seviyesinde yer alıyor. Tamamen karbon fiber gövdeye sahip Super Strata Ion. Son dönemde gördüğümüz en iddialı ve özel elektrikli bisiklet modeliyle karşınızdayız. Strata Ion isimli model adeta sınırları zorluyor. Elektrikli bisiklet pazarı gelişmeye hız kesmeden devam ediyor. Otomobil dünyasında olduğu gibi bu alanda da gerçekten uçuk modeller gelmeye başladı. İşte bunların en yenisinin arkasında Super Strata firması yer alıyor. Firmanın Ion adını verdiği modeli görebileceğiniz üzere fütüristik bir tasarıma sahip. Hafif ama dayanıklı karbon fiber kullanan bisiklet dünyada bir ilke imza atarak 3 boyutlu yazıcı tekniğiyle üretilmiş bir tek parça gövde üzerine kuruluyor. Bu gövdenin arkasında Arova tarafından geliştirilen 3D baskı teknolojisi ve bisiklet tasarımcısı Bill Stephens yer alıyor. Bu hiçbir bağlantı kaynak yapıştırma noktasına sahip olmayan ve bu açıdan inanılmaz sağlam olduğu açıklanan karbon fiber gövdenin en önemli özelliklerinden birisi de özelleştirilebilir olması. Sürücülerin vücut ölçülerine göre özel olarak tasarlanabilen elektrikli bisiklet Super Strata Ion bu açıdan eşi benzeri olmayan bir uyum getiriyor. Burada aynı zamanda kişilere 4 farklı sürüş tarzına özel yarış, sokak, arazi ve benzeri gibi seçim şansı da sunuluyor. Metal ya da karbon fiber jant ile özelleştirilebildiği aktarılan bu hiper otomobil eşdeğeri bisiklet aktarıldığı kadarıyla 350 watt'a kadar güç sunabilen bir elektrikli motora sahip. Bununla birlikte 25 km hıza çıkabiliyor. Modelin gövdeye gizlenen 125 watt kapasiteli pili ise 56 km kadar menzil getiriyor. Menzil değeri aşırı yüksek olmayan Super Strata Ion yakında 250 watt pil seçeneğiyle de gelecek. Bu versiyonu ile menzilin iyice artması bekleniyor. Super Strata Ion elektrikli bisiklet elbette fiyat konusunda da sınırları zorluyor. Toplam ağırlığının 11 kilogram olduğu açıklanan yerleşik led aydınlatma sistemine sahip fütüristik bisiklet Ion tahmin edebileceğiniz üzere hiç ama hiç ucuz değil. 3.999 dolarlık bir başlangıç fiyatı karşımıza çıkıyor. Bu arada firmanın Super Strata Terra adına sahip 2.799 dolarlık elektrikli olmayan bir bisiklet modeli de bulunuyor. Bu normal bisiklet modeli de benzer gövde yapısını benimsiyor. Bisikletin Indiegogo üzerinden satın alabileceğini ve fiyatların burada şimdilik indirimli olduğunu belirtelim.
Amerika merkezli vintage elektrik yine çok ama çok ses getiren retro tasarımlı bir elektrikli bisiklet tanıttı. Yeni modelin merkezinde Shelby Cobra yer alıyor. Vintage elektrik firması daha önce de hazırladığı elektrik bisiklet modelleriyle karşımıza çıkmıştı. İşte o bisiklet Vintage Electric Roadster şimdi Shelby Cobra özel sürümüyle karşımızda bulunuyor. Efsane Shelby Cobra'nın efsane mavi rengiyle hazırlanan bisiklet görebileceğiniz Roadster'ın retro tasarım çizgisini sürdürüyor. Gerçekten geçmiş ile gelecek arasında çok güzel bir bağlantı kuran model Carroll Shelby'nin torunu ile ortaklaşa hazırlanmış. İkonik Shelby Cobra'dan gelen siyah yarış çizgileri ve şirketin hemen herkesin bildiği logosunu taşıyan bisiklet, bazı özel başka gövde tasarım detaylarıyla gerçekten dikkat çekmeyi biliyor. Tam 1120 watt pil üstüne kurulan model, düşük hızda 120 km, yüksek hızda ise 64 km gibi yüksek bir menzil değerleriyle geliyor. Hidrolik disk frenler üstüne kurulan elektrikli bisiklet, alüminyum bir gövdeye sahip ve gece kullanımı için aydınlatma sistemleri taşıyor. Fren yapıldığı zaman oluşan enerjiyi piline aktarabilen model, istenirse motosiklet gibi, istenirse de pedal desteğiyle görev yapabiliyor. Vintage elektrik, Shelby Cobra versiyonu ile elektrikli bisiklet dünyasında çok ses getirdi. Maksimum hızı 58 km olarak açıklanan ve maksimum 3000 watt gücü bulunan model, elbette hiç ama hiç ucuz değil. Gerçek bir Cobra kadar da pahalı olmayan bisiklet tam 7249 dolara satılıyor. Bunun orijinal Roadster'dan 250 dolar daha fazla olduğu görülüyor. Tasarım değişikliklerinin ve bir ikonik efsane dokunuşunun fiyatı çok arttırmamış olması yurt dışındakiler için sevindirici.